Evet sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ambalaj konumuzu işleyeceğiz. Derslerde işleyeceğimiz için biraz basit geçiyorum videolar arkadaşlar. O yüzden bu videolar çok basit falan demeyin. Çünkü çocuklarımıza 5, 6, 7, 8. sınıflarda konu geldikçe anlattığımız derslerden bir tanesi. Özellikle 8'de anlatmamız gerekiyor. 7'de de bahsedebiliyorum. Evet, ambalaj nasıl bir şey? Yiyeceklerimizin, içeceklerimizin, küçük eşyaların, büyük eşyalar da olabilir. Bunları koruyacak çaptaki malzemeler. Neymiş bakalım arkadaşlar? Ben biraz maddelerini yazmak zorunda kaldım. Bunları okuyarak devam edelim. İçerisine konulacak neyse uzun süre saklamasını sağlarlar. Gıdalara zarar vermeyen maddeden yapılmalıdırlar. Ölçüsüne göre yapılmalı. Büyüklüğüne, küçüklüğüne, ağırlığına göre. Hatta katı sıvı ve gaz olması haline göre değişebilir. Gıdaların etrafını saran, koruyan maddedir. Bir de koliler diyebileceğimiz büyük ambalaj kutuları vardır. Bunlar da kullanılır. Tüketiciye gelene dek korumaya devam etmelidirler. Taşınma esnasında kırılmayacak, ıslanmayacak, erimeyecek nitelikte olmalıdırlar. Gıdanın veya küçük eşyaların, nesnelerin etrafını koruyacak olan malzemenin reklamı, şirketin adı, firmanın özellikleri yazılmalıdır. İlginç şekil ve desenlerde olmalıdır. İlgi çekici, albenili olmalıdır. Bir de her zaman göz ardı edilen bir madde helal dairesinde olmalı. Kadınlar istismar edilmemeli, cinsel içerikli olmamalıdırlar. Dayanıklı olmalıdırlar. Ucuz olmak zorundadırlar ki bize gelene kadar, tüketiciye gelene kadar yiyecek, içecek vesairelerin çünkü ambalajda büyük ambalaj ve kendisini saran küçük ambalajlarında fiyatları maliyete aksettiği için bize pahalı gelmemesi gerekiyor. O yüzden ucuz malzemelerden ama dayanıklı ve sağlıklı maddelerden yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Ambalaj konumuzumuzu işledik. Beğenmeyi, videolarımızı abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.